Tövbe suresi 32, şeytan Allah'a sanırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Yani İslam'ı, Kur'an'ı, Müslümanların birliğini, İttihat-ı İslam, yani Türk-İslam birliğini ortadan kaldırmak istiyorlar. Oysa kafirler istemese de, yani İslam zıttı cereyanlar, Kur'an'ı, İslam'ı istemeyen topluluklar ve münafıklar istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Yani İslam dinini bütün dünyaya hakim etmekten başkasını istemiyor. İnşallah. Her yere. İnşallah. Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor ayetin ebcedi 1423 yapıyor. Maşallah. Yani ahir zamanın önemli bir devrine dikkat çekiyor. Bak, müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. O da 1980 yapıyor. Maşallah. Ebced. Tam Mehdi'nin çıkış tarihi inşallah. Çok acayip tabii. Bak, müşrikler istemese de, demek ki müşrikler ne yapacaklar? Bir şekilde Mehdi'nin çıkmasını istemeyecekler. İsa Aleyhisselam'ın inmesini istemeyecekler müşrikler. Bir bahane bulacaklar. Çeşitli açıklamalarda bulunacaklar. Çeşitli hurafeler ortaya çıkaracaklar. Ama pratik neticede İslam'ın dünyaya hakimiyetini engelleyecekler. Müşrikler doğrudan karşı çıkmaz. Müşrikler dolaylı yoldan karşı çıkarlar. Kur'an ona dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Bak, hem kafirlerden hem müşriklere Allah dikkat çekiyor. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Mehdi'yi hidayetle ve hak dinine, İslam'la gönderen odur. İkinci işare anlamı bu olur. İnşallah. Yani ilk anlamı Peygamber Efendimiz'e bakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Elçisini, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hidayetle, Allah'ın hadi isminin tecellisidir Peygamber Efendimiz, ve hak dinine gönderen odur. Evet, şimdi kapatabilirsiniz efendim. Ey iman edenler, Müslümanlar için Cenab-ı Allah söylüyor. Gerçek şu ki bilginlerden ve rahiplerden çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. O devirde de, şimdi de var zamanımızda, bir kısım Musevi ve Hristiyan rahipler insanların mallarını haksızlıkla yiyorlar ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, onlar acı bir azabı müjdele. Altın ve gümüşü biriktirenler sonunda ekonomik krize sebep oldular. Evet. Kendilerinde bir işine yaramıyor. Yığdılar. Metal yığın halinde. Hiçbir şey yaramıyor. Evet. Altın ve gümüşü parayı biriktirmeye de dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Malı biriktirmeye de dikkat çekiyor. Yani oraya biriktiriyor, tutuyor. O zaman bütün sistem çöküp ölüyor. Ekonomik krizin sebebi odur şu an. Bak, Cenab-ı Allah diyor ki Tövbe suresinde, onların, yani Darwinistlerin, materyalistlerin, ateistlerin, münafıkların, bütün İslam zıttı olan kişilerin sizlerle topluca mücadele etmesi gibi. Topluca mücadele ediyor Müslümanlar, değil mi? Darwinistler, materyalistler, devlet destekli birçok yerde böyle. Topluca mücadele etmesi gibi siz de bütün Müslümanlar, dünya Müslümanların tamamına Cenab-ı Allah sesleniyor. Bütün Müslümanlar da müşriklere, Allah'a şirk koşanlara, Allah'a karşı mücadele edenlere karşı topluca, birlikte, ayrılmadan, bütün olarak mücadele verin. İnşallah. Cübbeli, bunu okuması lazım bak işte. Tabii. Bu ayeti okuması lazım. Ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Yani samimi olan Müslümanlarla Allah beraberdir.